Herkese selamlar. Bu hafta sonu birazcık tehlikeli gibi görünüyor. Çünkü genelde hafta içi yükselişte olan piyasa hafta sonu düşüşte oluyordu. Ama son iki haftadır tam tersi olmaya başladı arkadaşlar. Bu biraz tehlikeli, bu bir. İkincisi, bizim Bitcoin şu anda yükseliyor gibi görünüyor. Evet, 29 binlerden 34 binlere kadar yükseldi, doğrudur. Fakat 40 bin bandını hala geçemedik. Bu aslında yükseldiğimiz, yeşillendiğimiz anlamına gelmiyor. Büyük zararlarda olan insanlar var çünkü. Bu iki. Üç, Elon Musk Dogecoin ile alakalı mesajlar atmaya başladı. Demek ki artık füze işleri bitti. Elon Musk'ın daha önceki tecrübelerinden yola çıkarak böyle mesajlarından sonra şöyle 1-2 ay bir sakin beklemekte fayda var gibi görünüyor. Daha sonra akabinde Dogecoin'den bir yükseliş bekliyorum. Kendi şahsi fikrimdir. Dördüncü olarak da Shiba ile alakalı. Önce Dogecoin'in kendi yerini korumasını beklememiz gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra Dogecoin'den sonra da Shiba kendi X'lerini zaten yapmaya başlayacaktır. Beşinci olarak arkadaşlar Shiba ile alakalı bir sürü haber dolaşıyor ortalıkta. Bunlar tabii ki aslında kulağa güzel gelen haberler ama hiçbirinin altyapısı yok gibi duruyor şu anda. Shiba ile alakalı bütün elimizdeki kozlarımızı aşağı yukarı kullandık arkadaşlar. Sadece şu Shiba Swap var ya, bunun etkilerini artık beklememiz gerekiyor. Shiba Swap kendi etkilerini işte bu çakma yanma dediğimiz olaya denk getirebilirse ondan sonra yükselişler, pumplar, büyük pumplar bekleyebiliriz. Coinbase listelenmesi falan, bunlar kısa vadeli. İşte Dogecoin'in Dogecoin'de yaptığı gibi belki bir tık pumplara yol açabilir. Fakat akabinde zaten yine aynı seviyelerine geri dönüyor. Yani şu anda Shiba'cılar olarak Shiba Swap'ın etkilerini beklememiz gerekiyor. Shiba tarafı. Diğer kriptocu arkadaşlar var. Diğer kriptodaki arkadaşlarım, sizlere de şöyle bir son sözümü söyleyeyim. Yani Bitcoin hacmini büyüttükçe, kripto piyasası hacmini büyüttükçe, şu anda piyasamız 1.400 trilyonluk bir hacmimiz var, piyasa değerimiz var kripto dünyasında. Bunu 2.5 üstüne çıkardığımız zaman otomatikman bütün paralar 2x yapmış olacak arkadaşlar. Burada hangisi daha fazla x yapar diye soran arkadaşlar oluyor. Ben Shib'in yine daha fazla x yapabileceğini düşünüyorum. Dogecoin'in yine hakeza daha fazla x yapacağını, 1 dolarları çok daha güzel geçeceğine inanıyorum. Bunların haricinde ekstra piyasada bir gelişme yok. Yani şu anda CoinMarket'i takip ediyorum. 1.400 gösteriyor. O 2.500 olması gerekiyor. Şu anda piyasa bir yeşilleniyor. Fakat ekstra güzel bir haber gelmeden yeşilleniyor. Bu biraz mantıksız gibi duruyor arkadaşlar. Ben yine tedirginim. Alım yapar mıyım? Ben yine alım yapmam. Biraz bazı arkadaşlar Instagram'dan mesaj atıyor. Hocam sabrınız, yani oradaki nakitinizi paraya çevirme, kriptoya çevirmemeniz büyük sabır gerektiriyor. Arkadaşlar belli bir süredir yapınca bazı şeylere alışıyorsunuz. Alsat yapmayı sevmiyorsanız, ben mesela alsat yapmayı sevmiyorum. Çok büyük zararlarım da oldu, güzel karlarım da oldu. Fakat o tehlike benim uykularımı kaçırmaya yetiyordu. Şu anda yapmıyorum. Yine diyorum, Bitcoin'in her ihtimale karşı, 23 bin altına düşme ihtimaline karşı nakitim orada kalacak. Buradan yukarıya çıkarsak daha az zengin olmuş olurum. Ama buradan aşağıya düşerse nakitsiz kalmak gibi bir problemim olmamış olur. Ben iki türlü de kazanırım. Birinde daha çok kazanırım, birinde daha az kazanırım ama kazanırım. Kriptoda önemli olan nedir? Kazanmaktan daha fazla önemli olan kaybetmemektir arkadaşlar. Bunu yeni gelen arkadaşlara bir tavsiye niteliğinde söylüyorum. Yani kaybetmeyin, yeterli bu piyasada. Bir gün muhakkak kazanırsınız. Bunların haricinde Michel Saylor 4 yıl bandı verdi. Bitcoin'de hiç kimse 4 yıl içinde zarar etmez gibilerinden. Şimdi 2007 ile kıyaslamalar oluyor. Son olarak onu da söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar 2017 ile pardon. 2017 ile kıyaslayacak olursak, tamam şu anda birebir aynı gidiyor ama
2017'nin aynısı olması için 2017'deki dış etkenlerin de aynı olması lazımdı. Özellikle şu anda piyasada Elon Musk diye birisi var. O zamanlar o yoktu. O zamanlar Tesla diye bir şey yoktu. Şu anda yine Tesla diye bir şey var. Bunun haricinde ülkeler kafa tutuyorlar. Ama şu anda El Salvador gibi bazı ülkeler kabul ettiler. Yani dış etkenler biraz farklılıklar gösteriyor. Bu tam bir matematik değil ki kripto piyasası. O zaman öyle oldu, şimdi de böyle olacak. İşte bu arkadaşlar bazı insanları sattırıyor, aldırıyor, zarar ettiriyor. Ben bunlara gelmiyorum. 4 yıl beklememiz gereken diyen var. 10.000'in altına düşeceğiz diyen var. Ama ben paramı orada sabit tuttum. Ben bakkal mantığıyla yaklaşıyorum. Diyorum ki Bitcoin 23.000 altına düştüğü zaman yine Dogecoin'ime, Shiba'ma, SafeMoon'uma eklemeler yapacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Benim şu anki fikirlerim bunlardır. Yorumlarda istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Farklı görüşlere açığım. Instagram hesabımı alta bırakıyorum. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bayram tatilimiz bitti. Artık sizinleyim. Bundan sonra sürekli yeni gelişmelerle birlikte olacağız. Herkese, dotçulara ve şipçilere selamlar.